T24 seyircileri merhaba. Gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şimdi gündemde malum Anayasa Mahkemesi'nden beklenen karar, YSK'dan beklenen karar, İstanbul seçimlerinin sonucu ne olacak? Bütün bu hararetli tartışmanın arasında bugün görkemli bir cami açılışı yapıldı. Çamlıca Camii pek çok tartışmalara sebep olmuştu. Çokça tartışılmıştı. Bugün sonunda açıldı. Şimdi özellikle Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun bir eleştirisi vardı. Aslında kendisinin yaptığı caminin açılmasına değil, bir camiye bu kadar çok para harcanmasına yönelikti. 60 bin kişilik bir camiye insanları getirin, ben de göreyim demişti. Bu da AK Parti ve AK Parti'ye destek veren medya tarafından çok eleştirilmişti. Bugün açılışı yapıldı. Biz de Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Cihangir İslam'ı buraya davet ettik. Kendisinden konuşmak istiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tabii biraz önce gündem maddelerini saydım ama sokaktaki vatandaşın gündemine bakacak olursak ne YSK ne diğer meseleler, en çok pahalılık, enflasyon, işsizlik, iş bulamama, herkesin gündeminde gerçekten bu var. Tencere var. Artı mesela işçiler için kıdem tazminatları var falan gibi, yani hayati ceplerini, hepimizin yaşamını ilgilendiren hayati konular. Şimdi bu ortamda bugünkü cami açılışını siz parti olarak da çok eleştirdiniz. Üstelik de bu eleştirilerin sizden geliyor olması çok farklı bir noktaya oturtuyor tartışmayı. Çünkü hem çizginiz hem de bugüne kadarki siyasi duruşunuz aslında daha farklı bir tepkiyi belki de insanlara bekletiyordu ama öyle olmadı. Bir kere daha altını çizer misiniz? Ne düşünüyorsunuz bugün açılan cami konusunda? Şimdi burada eleştirilen, çok teşekkür ederim öncelikle. Bütün Müslümanların cumasının hayırlı olmasını diliyorum. Ramazan ayına geliyoruz. Hepimize, sadece oruç tutanlara değil, hepimize barış, huzur, bir yenilenme getirmesini diliyorum. Buradaki mesele camiye yaklaşım değildir. Bir Müslümanın camiye yaklaşımı nasıl olabilir? Yani beş vakit namazın kılındığı, bir takım namazların cemaat halinde kılındığı, Müslümanın hayatında bir ihtiyaçtır. Dindarlığın hayatına baktığınızda genelde bu tip yerler bir ihtiyaçtır. Ha şunun altını çizmek gerekiyor. Bu programda derinine girmek istemiyorum ama caminin bugünkü fonksiyonu bir anlamda sadece ibadethaneye sıkıştırılmıştır. Bu cami anlayışıyla, yani bir toplanma yeri, hani bir anlamda bir sosyalleşme yeri, hani belki de ne bileyim bir toplumsal merkez olma iddiasını geride bırakarak bunu yapamazsınız. Yani bu ayrı bir tartışma konusu, bunu bırakıyorum. Neydi burada karşı çıkılan? Bakın, ben bir Müslüman topluma doğdum ve İslam'ı da inceledim. Yani benim Müslümanlığım bilinçli bir tercih. Yani tartılmış, ölçülmüş, biçilmiş bir tercih. Ha, bu bağlamda görüyorum ki Müslümanın yaklaşımı hayata iyi ve doğru üzerine olabilir. Budur, yani iddianız budur. En temel, en yüksek iddianız budur. Cami örneğinde işe başlarken neyi eleştirdik biz? Cami yapılmasını mı? Hayır. Siz hani bir süre önce boşaltılan Refah Partisi, Fazilet Partisi, daha sonra Saadet Partisi genel merkezi olan ve bir ayıp işlemle boşaltılan şeyimizi biliyorsunuz. Oraya defalarca teşrif ettiniz. Yani camiyle iç içe bir şeyiz biz orada. O inşaatla birlikte cami de yapıldı. Şimdi bunun bir defa bizim hayata bakışımız böyledir. Bunu bir kenara koyalım. Ne eleştirildi burada? Şeffaf olmayan bir finansman eleştirildi. İki, bir cami ne için yapılır? Yani bir anlamda kişisel bir iz bırakmak için mi yapılır? Eğer heybetli, büyük bir eserle şey yapacaksanız, kusura bakmayın, firavunlar en büyük izi bırakmıştır dünyada. Piramitlerden daha yüksek bir şey yapamazsınız. Espri burada bu değildir. Sonra Çamlıca Camii'nin tepesi. Yani gerçekten Sayın Genel Başkanımız Sayın Karamollaoğlu da bunu basın toplantısında dillendirdi. Siz de bir hesap yapın.
60 bin kişinin o arabayla, otomobillerine gittiğini düşünün. Oranın dolup boşalması neredeyse 8 saat, 7-8 saat alır. Yani gerek finansman açısından, gerek estetik açıdan, gerek fonksiyonel açıdan, bakın bu bakış açısını tamamen rasyonel bir bakış açısı olarak tanımlayamayız. Ben tanımlamam ama rasyonellik, yani akli olması bir şeyin, akla ve mantığa uygun olması da olmazsa olmaz şeylerdendir. Hem ahlaki olacak hem akla uygun olacak. Zaten Müslümanın iddiası buradadır esas. Siz kalple aklı ayırdınız, biz bunları birlikte yaşamak istiyoruz iddiasıdır. O yüzden ben bu ihtiyaç olmayan, estetik açıdan yeni bir tekamülü de beraberinde getirmeyen, yani yeni bir estetik anlayışını 21. yüzyıl Müslümanının dünyaya nasıl baktığını mimariye bir anlamda yansımasını da bize anlatmayan, üzerinde çok masraf edilen ve neyin nereye ne kadar harcandığı hakkında tıpkı hazine harcamaları gibi hiçbir bilgimizin olmadığı bir meseleyle baş başayız. İtiraz bu noktadadır ve bu itiraz elbette ki devam edecektir. Bu bir ölçüde de hani mazur görün, kuru gürültüye getirilip aslında az önce saydığınız büyük gündemlerin bastırılmasıyla da alakalıdır. Biz bu ülkede harcamaların nereye ne kadar yapıldığını bilmiyoruz. AK Partili milletvekilleri de bilmiyor. Birçok bakanlık yapmış kişi de bilmiyor. Böyle bir yönetim anlayışıdır bu tartışmanın dibinde yatan. Şu notu da koymak istiyorum. Her insanın fikri benim için saygı değerdir. Alırım, muhakeme ederim ve ona göre katılıp katılmadığımı beyan edebilirim ama seküler görüşte genelde iki ana damar görüyor, şey yapıyorum, tespit ediyorum. Bir sürü birçok tali damarlar olabilir. Bir tanesi dini, insanın yaratıcıyla olan ilişkisini kökten kazımaya yönelmiş ama diğeri daha paylaşımcı, daha özgürlükçü bir alan. Hiçbir diyeceğim yok. Ama o kesimin eleştirisinin de aynı hataya düştüğünü ve bugün Sayın Erdoğan ve cenahının aslında bu radikal sekülerlikle bir anlamda tartışmaya girdiğini ama çözümün ben üçüncü yolda benim de içinde bulunduğum, yani saf bir Müslüman zihniyle düşündüğüm zaman bulunan bu yolda olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada tabii çok alt başlık verdiniz ama şöyle diyebilir miyiz ya da böyle düşünür müsünüz? Tespit doğru olur mu? Bugün Tayyip Erdoğan açısından, Cumhurbaşkanı açısından bütün güçleri elinde bulundurmasına rağmen basın gücü, bürokrasi ve diğer güçler, İstanbul gibi ana motor olan bir şehir kaybedildi. Ve bu kaybın arkasından bu cami açılışının bu kadar görkemli yapılması bir anlamda ben buradayım ve hala ben burada büyüğüm ve tekim anlamına da gelebilir mi? Böyle okuyabilir miyiz? Biraz önce dediniz ya işte büyük anıtlara dikenler kim bir bakmak lazım tarih boyunca diye. Nasıl okuyorsunuz? Yani bunun biraz sembolik bir anlamı da var mı bugün yapılan açılışın? Evet, sembolik bir anlamı var. Yine bir konsolidasyon çabasına dönüştürülmüş vaziyette. Ben yine Ankara'daki ofisimden bugün teyit aldım. Gelen herhangi bir davetiye yok. Ben bir İstanbul milletvekiliyim. Size gelen bir davetiye yok. Yok. Sayın Belediye Başkanı'na da Sayın Genel Başkanı şey yapamadım, teyit edemedim ama basından okudum. Sayın Belediye Başkanı, yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na da gelen bir davetiye yok gördüğüm kadarıyla. Gelse mutlaka giderdi Ekrem Bey, öyle bir şahsiyet. Hayır, biz de gidebilirdik. Bu başka bir şey yani. Hı. Bir cami ama söylediğimiz şu da değil. Yani artık hayır, o yapılmış artık bir şekilde. Yani yaşayacağız ve onu güzelleştirmeye çalışacağız. Bir anlamda kazanmanın yolu da buradan geçer ama gördüğüm kadarıyla belki kendi tabanını
moral vermenin, tekrar konsolide etmenin bir aracı haline de getirilmiş. Bu da üzücü bir şey. Bir anlamda da Ekrem İmamoğlu davet edilmeyerek aslında hala onun başkanlığı, belediye başkanlığı tanınmadığı da ifade edilmiş oluyor böylelikle. Valla o tanımak ya da tanımamak hiç kimsenin elinde değil. Anayasanın ve yasaların elinde. Nasıl bugün Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanıysa, Sayın Ekrem İmamoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Yani bunun bizim kişisel görüşlerimizle alakası yok. Şimdi bu caminin ilk inşaatının başladı. Hatta ihalesinin ilk projesinin ilk yapıldığı dönemlerde de bu camiyle ilgili ben çok yayın yapmıştım o zaman, yayın yaptığım kuruluşta. O zaman itibaren zaten mimari açıdan da çok eleştirildi mimarlar tarafından. Selimiye Camii'nin kötü kopyası olduğu da söylendi. Yani madem bir anıt dikiliyor bugün cami İstanbul'a, işte sizin de dediğiniz gibi çok daha farklı, çok daha çağdaş, çok daha başka mesajlar içeren bir cami olmalıydı diye. Ya dolayısıyla hep çok tartışıldı. Şunu ekleyebilir miyim? Mesela bakın, cami anlayışı mabet anlayışından farklıdır. Cami aynı zamanda Müslümanların ibadet ettiği yerdir ama aslen bir toplanma yeridir. Ben geçen gün bu konuda biraz araştırma yaptım. Mescid-i Nebi denen Medine'deki ilk mescid, en azından İslam tarihinden bilginiz vardır. Baktığınız zaman hani onun sembolik, tarihi verilere dayalı bir manzarası, bir şeyi yapılmış, resmi yapılmış. Bir defa kullanılan malzeme ve mimari anlayış olarak diğer yapılardan farklı görünmüyor. Yani çamur kullanılmışsa çamur kullanılmış. Bizans'tan şey getirilmemiş, taş ithal edilmemiş vesaire. İki, seçilen yer anlamıyla bence önemli. Şöyle bakıyorum, Parthenon Tapınağı'na bakınız, Akropolis'te, Atina'da. Akropolis işte Atina'nın yüksek yeri, yüksek yer anlamına gelir. Tapınaklar böyle yüksek yerlerdedir. Yani bir anlamda bu Tanrı'yla insan arasında, yani arasındadır. Ulaşması zordur vesairedir vesairedir. Hayır, cami anlayışı böyle değil. Cami hayatın içindedir. Cami yolumuzun üzerindedir. Cami kolay ulaşılan bir yerdir. Camide sadece namaz kılınmaz. Fikri tartışma da yapılır. Ayetler nasıl anlaşılacak, bu da incelenir. Felsefe çalışması da yapılır. Ticaret de yapılır. Yani bu da konuşulur. İşte yapılır. Yani günlük hayatımızda işçi sorunları da konuşuluyor. İslam sosyolojisinde yani, bunların çok yeri var. Evet. İşte böyle buna teşvik etmeliydi mesela belki şu 17 sene içinde. Bunu ama nedense siyasi sistemler... ruh haliyle paralel bir durum diyebiliriz belki. Yani işte külliye ya da sarayın dikilmesiyle caminin temsil ettikleri, sizin bu söylediğiniz halkın içinde olma, halkın ulaşılabilirliğini sağlamanın çok farklı durumları söz konusu şu bugün için. Saray, Çamlıca Camii ve bu gökdelenler vesaireler, bunlar aynı zihnin ürünleridir. Bunlar şeydir, biraz sonuçtur. Yani hayata bakış, güç üzerinden tanımlanan bir hayat anlayışıdır. Daha açık söylemek gerekirse, vahşi bir kapitalizmin, bir anlamda sosyal darwinizmin şeyidir. Yani senin katedral bu kadar yüksek, benimki daha yüksek. Ama ben şunu çok iyi hissediyorum ki, vahiy geleneğinin, peygamberlerin vermeye çalıştığı bu değildi. Yani insanı hani varoluşsal anlamda diyebiliriz, binaları yükseltmek değil, insanı varoluşsal anlamda yükseltmek çabasıydı. Yani çok fazla paranız olmayabilir ama çok değerli bir insan olabilirsiniz. Ve sizin üzerinizdeki bütün ilineksel şeyleri topladığımızda, paranızı, gücünüzü, makamınızı, mevkinizi hepsini üzerinizden çekip aldığımızda geriye bir insan kalırdı. Yapmaya çalıştığı buydu. Ben bunların ıskalanmasının, tabii ki tarihi nedenleri de var. Keşke daha derinden konuşabilsek. Ama bunların ıskalanmasının şu 17 senelik AK Parti iktidarı döneminde belki hedeften daha da hani
bir anlamda tabiri caizse namluyu hedeften daha da uzaklaştıran bir konuma getirdiğini söylemek istiyorum. Bu konuda ben de sizinler yani din din felsefesi ve sosyolojisi açısından da konuşmak isterdim. Bir başka sefere belki onu da yaparız ama. Estağfurullah, iddialı değilim. Ben sıradan bir Müslüman olarak konuşuyorum. Benim de hoşuma giden konular bunlar da, o yüzden bir gazeteci olarak, ama ben biraz daha hani güncele vurgu yapmak için, aslında dinler tarihi bununla dolu değil mi? Yani büyük savaşlarda büyük kayıplar, büyük açlık ve insanların çok perişan olduğu dönemlerde yapılan büyük tapınma yerleri her zaman olmuştur. Çok güzel. Dünya, insanlık tarihi bununla dolu. Şimdi birazcık durun. Atladığım noktaya geldiniz. Ha. Parthenon Tapınağı, Pers istilasından sonra Atina'nın bütün hazinesini harcadığı bir yer. Düşünün, yani insanlar aç kalıyor ve mabet yapıyor. Ama şimdi Avrupa, pardon, vebadan kırılırken katedrallerin altından kubbeleri işte gibi. Sıkıntı burada başlıyor. Bunu belki Çamlıca ile tam özdeşleştirmeyiz. Yani o imkan yok elimizde. Yani şunu söylemek istiyorum. Bütçenin belki çok küçük bir kısmını şey yapmış durumdadır ama rasyonel olarak şu yapılabilirdi. İhtiyaç yerlerine daha küçük ve daha özgün yapılar yerleştirip insanların ihtiyacını da karşılayabilirdik. Şu karşılaştırma da yeri geldiği için altını çiziyorum. Efendim, onu yapmayıp yerine şu kadar okul yapılabilirdi. Okul da ihtiyaçtır. Bir sanat evi de ihtiyaçtır, icra edilen bir yer. Ama cami de Müslüman bir toplumun ihtiyacıdır. Yani bunları birlikte düşünmek durumundayız bu işin içinden çıkacaksak. Diğer yanda evet, söylediğiniz güncel konular, ben de onu biraz şey yapıyorum, yani onu biraz, yani işsizliği unutarak gelirken hani böyle kişisel anekdotları çok aktararak biraz da adeta kendi tırnak içinde iç derinliğimi ortaya koymak, yani şey yapmak istemiyorum, nasıl söyleyeyim, riyakarlığa kaçmak istemiyorum ama üzeri çamur, teni de çamur. Dilenci çocuk gördüm metro istasyonu girişinde. Böyle bir şey olamaz ya. Aynen. Böyle bir şey olamaz. Yani bunu kendi bakış açımdan söylüyorum. Eğer siz bir Müslüman toplumda Müslümanlık iddianız varsa trafik lambaları önünde dilenciler olamaz. Cezaevlerinde kadınlar olamaz. Cezaevlerinde bebekler olamaz. Bunca KHK'lı işinden atılamaz. Ağaç kökü yayın denemez. Kaçmak isteyen insanların önü kesilemez. Eğer Müslümanlık iddianız varsa. Siz bir yandan bunları yapacaksınız. Bir yandan camiler dikeceksiniz. İşte ben de diyorum ki tarih boyunca dinlerin düştüğü hatalara biz Müslümanlar da düşüyoruz. Buna isyan ediyorum biraz. Oysa ki şu anda tam da belki dünyadaki genel olarak İslam algısı ve bunu İslam teologları bile tartışıyorlar değil mi? Yeniden değerlerimize geri dönmemiz, özüne geri dönmemiz, İslam'ın getirdiği değerleri günlük hayatımıza nasıl tekrardan adapte edeceğiz ve içi boşaltılmış söylemlerden nasıl uzaklaşacağız? Bunların konuşulduğu bir dönemde. Şunu merak ediyorum. Biliyorsunuz bu deizm tartışması çokça gitti. Özellikle genç muhafazakar, mütedeyin ya da inançlı kesimin gençleri arasında giderek bu haliyle siyasetin empoze ettiği İslam anlayışından uzaklaşma ve bir dakika, bu mudur bizim peşinden gideceğimiz inanış, ya da öyle demeyelim, gidecekleri inanış tabii ki belki bu ama gideceğimiz siyaset anlayışı bu mudur onun sorusu vardı. Evet. Şimdi bu mesela, bu tip görkemli yapılar, bu tip siyasetin ana konularına değil de bu tip işte gösterişli üst kapamalar ne kadar tabağında karşılık buluyor? Benim en çok merak ettiğim konu, yani muhafazakar genç taban ya da orta yaşlı taban dinini yani tam anlamıyla bütün kurumlarıyla yaşayan taban diyelim. Yani daha seküler yaşayan da var, daha az yaşayan da var ama daha yaşamının ortasına koyan da var. Nasıl karşılıyor sizce? Böyle bir talep. Ben bu konuda muğlaklık olduğunu da görüyorum. Yani birçok sekülerin keşiş gibi yaşadığını, birçok dindarın da Karun gibi yaşadığını. Evet, Karun gibi yaşadığını görüyorum. Neyse, tekil olaylardır. Hani onlar kendi
düzeltmeleri, üzerinde kafa yormaları gereken şeylerdir. Şimdi sorunun tabii anladığımı ben sadece ifade ediyorum. Tarihsel boyutu var, sorunun algı boyutu var. İnsan mit üreten bir varlık. Sürekli mit üretir, sürekli din üretir demektir bu yani. Benim anladığım dinler tarihinden bu vahiy geleneği yani İslam dediğimiz aslında daha uzun bir çizgi. Sadece Hazreti Muhammed'le değil yani daha İbrahim'e kadar giden bir, Nuh'a, Adem'e kadar giden bir anlayış. Onlar, bu geleneğin çabası da şöyle yani insanlara diyor ki işte insanlar tapınak yapıyor, aç kalıyor, tapınak yapıyor, insan kurban ediyorlar vesaire vesaire. Ya bu iyi niyetinizi anlıyorum da hani tabiri caizse bakın o iş öyle yapılmaz böyle yapılır çabasında. Ya gelin insan kurban etmeyelim de hani işte tamam hayvan kurban edin bunu da şey yapın bir ne bileyim işte fukaraya etini de çürümeye bırakmayın yani ondan faydalanın. Ne bileyim ibadet etmek istiyorsanız ibadet işte bir şeyin etrafı yani bir buna daha soyut bir çerçeve getirip bunu Allah'a ibadet şekline dönüştürür. Anlayabildiğim bu. Benim anlayabildiğim bu. Yani bir şeyi insanı araçsallaşmaktan kurtarmıyorsa bakınız insan aklını ve insan davranışını araçsallaştırmaktan kurtarmıyorsa o bir insanın ürettiği bir mittir. Yani işte kapitalizm olur. Zaman zaman büyük imparatorluklar, Roma hülyası olur. Ben bu vahiy geleneğinin öncelikle bunu sürekli bunu yapmaya çalıştığını görüyorum. Yani şunu iddia etmiyorum. Hani aydınlanma İslam'dan doğmuştur Batı'da bu tezler ama etkilendiği ortada. Yani muhakkak. bir yanda Katolik hakimiyetinin olduğu bir dünya ki bilgiyi üretme yetkisi ve hakkı sadece şeyde var. Vatikan'da var, Papa'da var. Ama öbür yanda hiç kimsenin mutlakın temsilcisi olamayacağını kabul eden bir anlayış. Ha pratikte diyeceksiniz ki bu böyle miydi? Bizi laiklik tarihine, sekülerlik tarihine toptan bir bakarsak Batı'daki olayın kiliseyle toplum arasında geçtiğini, yine bilgi üzerinden ve hakimiyet üzerinden geçtiğini ama İslam dünyasındaki eğer illa bir analoji yapacaksak problemin alimlerle İslam toplumu arasında değil de muktedirlerle İslam toplumu arasında yani bilgiye müdahale edenin muktedirler olduğu çok önemli. O yüzden ben burada kendi dilim döndüğünce söylüyorum hepimizin seküler olsun dindar olsun. Bunun üzerinde yoğunlaşmamız lazım. Bilgiye müdahale eden kimdi tarih boyunca? Bunu bilgiyi iktidar aracı kılan kimdi? Ve insanları kendi iktidarı üzerinde araçsallaştıran kimdi? Bunu ortaya koyarsak meselenin içinden çıkarız. Şimdi size vaktimiz yavaş yavaş doluyor ama şunu da sorayım. Şimdi işte bu bugünkü cami açılışı diyelim. Yine işte yapılan arda arda açıklamalar. Siz İstanbul milletvekilisiniz. Nasıl görüyorsunuz gidişatı? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçimleri ne olursa olsun ama öyle ama böyle tekrarlatacak mı? Ve bu biraz önce konuştuğumuz gibi işte bu tip gövde gösterileriyle konsolidasyona mı gitmeye çalışıyor? Yoksa bunlar tabanı ikna çabası mıdır? Ya yenilmedik ayaktayız hani biz hala işte böyle örtülü ödenekten olsun, Cumhurbaşkanlığı ödeneğinden olsun hizmetlerimize devam edecek mesajı mıyızdır? Nasıl görüyorsunuz? Yani Türkiye şu anda anominin hakim olduğu bir dönem yaşıyor maalesef dönem yaşıyor. O yüzden hiçbir olgu beni şaşırtmıyor. Yani ister bir mahkeme salonunda, ister yüksek mahkemede, ister sokakta olsun, ister bir politikacının, siyasetçinin söylemi olsun. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerin bağlamında düşünürsek, neticede hiçbir karar beni şaşırtmaz.
Ama benim görüşüm bu seçim bitmiştir. Az farklı da olsa İmamoğlu bu seçimin Sayın İmamoğlu galibidir. Ben Sayın Erdoğan'ın neticede Machiavelli'den etkilendiğini söylesem de gerçekçi bir siyasetçi olduğunu ve Türkiye gerçeklerinin de ne de hakim olduğunu biliyorum. Yani veya öyle düşünmek istiyorum. Türkiye'de bakınız biz birçok şeyi belki çok iyi yapamadık ama seçimler, biz 140 yılda seçim yapıyoruz Sayın Payız'ın. Yani tabii. 50'den sonra da biz bunu ya kavga, dövüş falan ama gene de iyi denebilecek seçim. Hani belki %0.5, %1 fireyle iyi denebilecek seçim yapabiliyorduk. İki, seçimlerin sonucu bir sonuç olarak tartışma olmaktan çıkıyordu. Kavgayı yorumlarda yapıyorduk bu sefer. Yani aldığı şu oy ne kadar anlam taşır. Yani oyu tartışmıyorduk. Şimdi seçimin ruhunu dinamitlerseniz halkın rızasını yok edersiniz. Bakın bu siyasette çok önemli bir kavramdır. Siyasete iki yönden ihtiyaç vardır. Yani siyasetçiye de iki yönden ihtiyaç vardır. Bir, adaleti hedef alacaksınız. İki, halkın rızasını alacaksınız. İşin şeklini bu şekilde tutacaksınız. Ben o yüzden bunu tahrip etmeye gideceklerini zannetmiyorum ama çalıştırmamak için birçok şey yapabilirler yani, tabii. Yani şu, işte bugün seçime, dün mesela açıklama yaptı Genel Başkan Yardımcısı AK Parti'nin. İşte seçim tekrarlanacak, işte adaylar aynı olacak, her şey aynı olacak. Bir tek seçim kurulu başkanları değişecek, sandık kurulu başkanları değişecek diye. Dolayısıyla böyle bir, ve o zaman da kazanırız iddiasındalar. Biz muhakkak İstanbul'u tekrarlanırsa seçimler yani, alırız. Siz bu iddiaya katılır mısınız? Ve yani peki AK Parti tabanı buna ne ben diyecek? Ben önce şunu söyleyebilirim. Bu İstanbul seçiminin kaybedeni Sayın Erdoğan'dır, Yıldırım değil. Benim gözlemim odur. Sayın Binali Yıldırım kendi haline bırakılsaydı çok farklı bir sonuç. Yani siyasetini tasvip ettiğim için söylemiyorum. Sadece kurduğu ilişkiler. Yani dili onun, üslubu açısından. Ve bir sorun çözücü tarafı vardır Sayın Yıldırım'ın. Bu şeyden kaçar yani gözlerden kaçar. Peki Sayın Yıldırım ben şimdi aday değilim derse ne olacak? Yani aynı adayları dayatamazsınız. Yani, ki kendisi bunun sinyalini veriyor. Ben o tartışmanın o kısmına geçmek istemiyorum. Yani faraziyeler üzerinde tartışmak istemiyorum. Türkiye'nin çıkışı bu seçim sonuçlarının kabulüdür. Seçmen söyleyeceğini söylemiştir. Merkezi iktidara bakınız devam edebilirsin mesajı vermiştir. Yani il genel meclisi, yani meclis seçi, yani yerel meclisinin seçimin sonucundan bunu anlıyoruz. Ama ekonominin döndüğü alanların %70'ini iktidarın elinden almış, muhalefete teslim etmiştir. Bu aslında iktidar tarafından iyi okunması gereken bir mesajdır. Birinci sarı karttır. Demiştir ki halini durumunu düzelt. Ve belediyelerde biz senin adaletine güvenmiyoruz. Farklı ki yani halkın büyük bir çoğunluğu ben alayım diye aç kalsın görüşünde değil de Sayın Payız'ın yani halkın genel yani sağlıklı olan o büyük çoğunluk paylaşmaya şeydir. Yani hepimiz doyalım ve hepimizin çoluğu çocuğu var ve hepimiz geçinelim derdindedir ama bu partizanlığın önüne özellikle buna tepkidir, tarafgirliğe tepkidir. Bir sarı kart çıkmıştır. Ben Sayın AK Partililere akıl verecek değilim ama ben olsam oturup bu sonuçları okumaya çalışır ve eksiklerimi gidermeye çalışırdım. Tekrarlatmak yerine. Yani tabii tekrarlatmak yerine. Sizce AK Parti'nin içinde son soru bunu sorayım. Yani AK Parti'yi yani bugün kurucu ekipten çok az insan kaldı. Genelde ya siyaset dışına çıktılar ya başka oluşumlar içindeler. Keza onları destekleyen gazeteciler de işte Refah geleneğinden, Milli Görüş geleneğinden gelenler artık partide söz sahibi değil. Sizce orada bir rahatsızlık olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bugün seçimler tekrarlansın diyen fazla en gürültülü sesi çıkaranlar gerçekten AKP'nin esas kurucu ruhunu temsil ediyor mu? Yoksa
Bir cümleyle YSK'ya değineyim ve buna geçeyim. Sayın Payız'ın, ben YSK'ya yine de güveniyorum. Bakın, bütün kurumlarımızın tahrip edildiği ve demokrasi deyince şeffaflık, hesap sorulabilirlik, hukuk devleti, insan hakları ve seçim anlarız. Yani bu sütunlardan oluşur. Seçim de olmazsa olmazlardan biridir. Ama bu siyasi iktidar demokrasiyi seçime indirgemiştir. Seçimi de dinamitlersek artık demokrasiden bahsedecek bir şeyimiz kalmaz. YSK, KHK'lı başkanlar hakkında katılmadığım, kamu vicdanını yaralayan bir karar vermiştir. Ama yine de kararlarının çoğunluğu sağlıklıdır şu seçim döneminde. Ve ben YSK'nın üzerine düşeni yapması ve bu bir anlamda tarih yazmasını istiyorum. Belki bütün sistemin geriye dönüşü YSK'mız üzerinden olacak. Geriye dönecektir. Diğer konuda ben bir siyasi parti içine yönelik yorum yapmayı kendime çok şey bulmuyorum. Siz de onu kastetmediniz anlıyorum ama huzursuzluk belli oluyor. Yani bakın, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimi sonuçlarını kabul etmeyen kesimin 50 yıldır milli görüşten ya da işte AK Parti kurulduğundan beri bu işin kahrını çeken, cefasını çeken, terini döken, emeğini veren insanlardan ziyade buraya daha sonra ekonomik nedenlerle eklemlenen, yalı kültürünü buraya taşıyan falan, isim vermek istemiyorum ama anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Anlıyor zaten büyük projeler. İstanbul'un bütçesi demek, yani birçok Avrupa'daki küçük ülkenin bütçesi kadar bütçesi artı katma değeri var. Getirisi evet. Var. İşte oradan çıkan projeler, o projelerden nemalananlar, efendim işte pek çok basında konuştuğumuz mesele, yani bunun üzerine bütün işini ve varlığını inşa etmiş pek çok insanın avantajı gidecek. İşte bunların çok huzursuz olduğunu ama bu huzursuzluğun da ekmek parası kaygısından değil de lüks hayattan feragat kaygısından kaynaklandığını görüyorum, gözlemliyorum, hissediyorum. Yoksa herhangi bir Büyükşehir Belediye işçisinin Sayın İmamoğlu'yla çalışmamak gibi bir derdi olduğunu zannetmiyorum. Yani İmamoğlu da onlarla çalışmamak gibi bir derdi yok. Eminim, onun da şahsiyetini biliyorum, eminim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bu arada Saadet Partisi olarak siz de bu, son olarak belki kısacık onu sorayım. Bu seçimden, yerel seçimden ve İstanbul'un sonuçlarından, diğer illerin de sonuçlarından tabii bir ders çıkardınız mı? Elbette sizin çıkardık. Kendinize çıkardığınız ders nedir? Elbette çıkardık. Yani biz dersleri sürekli tekrar eden bir ekibiz. Açık açık da konuşuyoruz. %3'e yakın oy aldık meclis, yani yerel meclislerde. Onun üstünde ilçe ve belde belediyesi kazandık. Tabii ortada çok büyük bir rekabet vardı ve biz bütün merkezlerde seçime bağımsız olarak giren tek siyasi partiydik. Bunu da lütfen şey yapmayınız. Yani rekabetin bunca büyük güçler arasında döndüğü bir ortamda iki değirmen taşı arasında aslında ezilmeniz beklenir. Ona rağmen ayakta kaldık. Güzel ilçeler aldık. Yani bütün ilçeler güzel ama çok çekişmeli olan ilçelerden bahsediyorum. Sonuç yetmez ama güzel, yani öyle diyelim. Peki Cihangir İslam, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. T24 izleyicilerine de ayrıca teşekkür ediyoruz takip ettikleri için.